Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu işte para var olarak hazırladığımız bölümlerde sizlere üretimle ilgili videolar çektik. Ee, bazen de vloglar çektik. Ama bu hafta sizlere artık hani açıklamanın zamanı, konuşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok veya az kazansam da bir e, amaca nasıl ulaşıldığını, bir hedefe nasıl ulaşıldığını, e, bu yolda nasıl ilerlendiğini anlatmaya çalışacağım. Yani e, YouTube'dan ne kadar para kazandım e, bunu anlatmaya çalışacağım. Önce şunu göstereyim. E, bu gerçekten de YouTuber'ların e, heyecanla, merakla, dört gözle e, artık nasıl tabir ederseniz o gözde beklediği bir şey e, Google Essence'den gelen bu zarfın içerisindeki şifre e, sizi hedefe ulaştırmış sayılıyor. Tabi bu yola ulaşırken bu yolda ilerlerken e, çok da kolay olmuyor bu. Bazı zorluklardan geçmeniz gerekiyor. Bazıları çok şanslıdır. Milyonları, binleri aboneleri bulabilir ama eğer bu dediklerimiz biraz zorsa ya da hemen kolay bir şekilde ulaşamamışsanız biraz sizi zorlayabilir. Ben YouTube'a nasıl başladım? Bu işten para kazanıyor muyum? Bunu anlatacağım. Benim kanalımın ismi de zaten bu işte para var. Ben bu işte olan meslekleri açıkladım ama YouTube'da da para var mı? Bunu size açıklayayım önce. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. YouTube'dan YouTube'a nasıl başladım? Öncelikli konum bu olsun. YouTube'a bir gün cuma namazından çıkmıştık. Arkadaşlarım kendi aralarında konuşuyorken. Dediler ki YouTube'dan para kazanılıyor. Attığım videolar sana getiri sağlıyor gibi konuşuyorlardı. Ben de dedim nasıl oluyor bu iş? Ben de para kazanabilir miyim? Yoksa bu YouTube'la ilgili hiçbir fikrim yok. Sadece videolar izliyorduk. Para kazanıldığında haberim yoktu. Arkadaşlar bunu anlatınca bende bir merak uyandı. Bu iş nasıl olur diye merak ederken. Arkadaşlar dedik ki ilk baştaki şart sürekli video atacaksın. 1000 abone olacak ve 4000 saat izlenmeye ulaşacaksın. Bu klasik bir tabirdir. YouTube bunu sizden ilk başta istiyor. Bunu tamamlamanız gerekiyor. Birinci aşama ve nasıl başladım. Ben ilk videomu 27 Haziran 2017 tarihinde attım. Yani ortalama tam 2 yılı geçmiş bir durumda. 2 yıl sonra ancak şu an tam para kazanabildim. Çünkü benim birçok hatalarım oldu. Ve hani üzerine de aslında çok düştüğüm sayılmaz. 2017'de video attığımda gerçekten hani şu anda bak gördüğünüz mikrofonum yoktu kamerayla üstün körü konuşuyordum konuşmam gerçekten hani çok düzgün değildi çünkü bizim şivelerimiz biraz yörük taraflarına kaçıyor sonra ben buradan ara ara videolar çekmeye başladım aslında benim konseptim birazcık dediğim gibi üretim üzerine olan videolardı ama ben ara ara başka videolarda tabii çekiyordum. Yine hala çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben sürekli üretimin yapabilir miyim? Sürekli yapamam çok zor. Üretim sahasına gitmeniz gerekiyor. Oturduğunuz yerden ya veriler toplayıp kendiniz çekeceksiniz. Ama ben sahada çalışmayı daha çok seviyorum. Sahada video çekmeyi çok seviyorum. Aralıklarla dediğim gibi video attım. Bunu şunu söyleyeyim. Etrafımdaki bütün arkadaşlarımı örgütledim. Kendi arkadaşlarıma özellikle WhatsApp'tan arkadaşlarımın hepsini taciz ettim benim kanalıma abone olun diye. Çünkü zannediyordum ki 1000 abone toplanınca hemen para kazanmaya başlayacağım. İşin aslı öyle değilmiş. 1000 abone olunca maalesef para kazanamadım. Bir yıl sonra ortalama 2018 tarihinde Haziran'da 1000 aboneye ulaştım. Tam bir yıl sonra. Ama... Bunu kazandıktan sonra YouTube'a sürekli her gün girip çıkıyordum neredeyse. Acaba para kazanma aktifleşti mi aktifleşti mi? Meğerse işin aslı o değilmiş. Sizin bir tane de Google Essence olması gerekiyor. Bunun da kanala bağdaştırmanız gerekiyor. Ben ilk başta bir hata yaptım. Bu hatamı size söyleyeyim ki YouTube'a yeni başlayanlar bu hatayı kesinlikle yapmasın. Arkadaşlar bunu yaparken Google Essence'e üye olurken orada üye istiyor ülke. Ben YouTube'da arkadaşım bana demişti ki ülke yazarken Amerika'dan çok para geliyor, O yüzden ülke ABD'yi seç dedi. Biz de cahiliz ya tabi bilmiyoruz. Hemen ben de gittim. Essence'dekine de Amerika Birleşik Devletleri ülke olarak seçtim. Memleket olarak ili doğru yazsam da ülke olarak Amerika olduğu için bunun ya yeni farkına vardım. Temmuz'da yani tam bir yıl sonra bunun farkına vardım. Bu süre zarfında benim videolarımın içerisinde birkaç tane yabancı video vardı. Bu yüzden kanalımı sürekli uygun bulunmadı. Bir ay sonra tekrar deneyin. Kanalınız uygun bulunmadı. Tekrar deneyin. Bu gibi sürekli uyarılar yapıyordu. Ben de baktım e, ama güzel izlenme vardı. 10-15 bin izlenen videom vardı. Bunları silmeye de kıyamadım açıkçası. Bu benim hatamdı. En önemli hatam buydu. İkinci hatam da Google Essence'deki ülke yanlış yazmamdı. Bu bana birazdan açıklayacağım. E, bir tutara mal oldu. Ama toplam kümülatif zaten tutaramaz olduğu için. E, bu da yeterli diye düşünüyorum. E, onun için en önemlisi... Güzel videolar çekmek her hafta videolar çekmeniz gerekiyor. Ben sürekli hala çekemiyorum videolarımı. O yüzden hani kazancım şu anda yeteri kadar yüksek değil. Ee, ekrandan göstereceğim birazdan kaç para kazandığımı. Umarım bu konuda bir e, şikayet sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi para kazanmam ne zaman aktif oldu? Para kazanmam arkadaşlar benim Ocak ayı gibi aktif oldu bu ayın Ocak ayında günlük ortalama benim kanalımın videoları izlenmesi az olduğu için ortalama 50 cent. Günlük 50 cent gibi ben oradan her gün oradan YouTube üzerinden takip ediyordum. 50 cent getiriyordu. Şu anda ama 25 cent, 30 cent bu gibi tutarlara düştü. Hatta biraz daha çok video atmaya başladım. Bazı videolarım gerçekten iyi, iyi izleniyor. Hani kopuyor. Kaz videosu attı mesela 16 bin izlendi. Benim için güzel bir rakam. Yeni arayla ilgili video çektim bu da. 7000 8000 izlendi o da benim için güzel bir rakam ee, Arkadaşlar şunu söyleyeceğim ee, oradaki para kazanmadaki sıkıntıyı ben size söyleyeyim ülke yanlış yazmamdan dolayı ilk haftada 30 dolarım yani ortalama e, 5 TL denesek 5,5 ama hani biz 5'ten görelik 3 kere 5 15 150 TL gibi bir tutar ee, kayboldu Bunun sebebi de ülke yanlış yazmam Eses bunu kabul etmiyor yeniden bir tane YouTube'a endeksli Gmail açmanız gerekiyor. Bunu da e, Essence'de bağdaştırmanız gerekiyor. Entegre etmeniz gerekiyor. O yüzden bunu eski parayı kabul etmediler. Benim oradan 30 TL, 30 dolar gibi bir param toplamda kayboldu. Ben bu parayı alamadım. E, şuradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar e, şunu Söyleyeceğim buradaki amacım neydi onu söyleyeyim ben size kısaca arkadaşlar benim amacım bu işten para kazanılıyor mu benim çünkü benim kafaya koyduğum bir şey ben kesinlikle yapmam gerekiyor hani bir hedeftir buna ulaşırım kesinlikle hani e, denerim yani bu hayata ben bir defa geleceğim ben bunu kesinlikle denemeyi tercih ederim iyi olur kötü olur ama ben bunu kesinlikle yapmam gerekiyor diye peşinden çok emek verdim kesinlikle kendi arabamla etraftaki üretim hanelere gittim, üretim yerlerine gittim. Hem gezdim, gezmeyi dediğim gibi çok seviyorum. Bununla birlikte videolar çektim. E bundan sonraki amacım ne arkadaşlar? Şu anda 5, 4932 tane şu an bu video çektiğim itibariyle abonem var. Benim için gayet iyi. Tıngır mıngır günlük 3-5, 3-5 ülkelerden geliyor. Azerbaycan'dan gelenler var. E onlara çok teşekkür ederim. Oradan gelen abonelerim de var. Sorusu da soruyorlar. Onlara şey yapayım. Arkadaşlar bundan sonraki amacım madem hani 5000'de 5000'e yakın abone bence kötü değil. Bu daha da ilerletilebilir. Buradan e, boş zamanlarım çok olmuyor açıkça söylemek gerekirse Hafta sonları boş oluyorum. Hafta içi çünkü çalışıyorum. Video çekemiyorum. Hafta sonları elimden geldiğince e, sadece kenardaki üretimleri çekmeye çalışıyordum ama e, artık e, merkezdeki üretim yerlerinde esnaflarla ilgili üretim yerlerinde çekmeye çalışacağım. Bundan sonra dediğim gibi bu şekilde bir video çekeceğim. Önemlisi şunu soracağım size bir tane CEO buldum. CEO'ya belli bir ücret verdim ve kanalımda bir geliştirme geliştirme yaptırdım. Çünkü ben gerçekten program konusunda biraz zayıfım. O Arkadaş bana iyi bir şekilde yardımcı oldu. Reklam gelirlerinde artacağını söyledi. Umarım bunun faydası olur. Tabii şimdi gelelim. Kazandığım parayı ne yapacağım? Ee, sorular soruları kendim kendime yazmıştım. Kazandığım parayı arkadaşlar şu an için hiç dokunmayı düşünmüyorum. Bir tane banka hesabı açtırdım. Para zaten oraya geliyor. İlk param da yattı. Şimdi onu göstereceğim. Herkesinki gibi klasik ama ben parayı çekerken video atmayacağım. Çünkü parayı çekmeyeceğim. Ee, çok uzun bir süre kalacak. Az ya da çok damlar ya da damlamaz. Ama hedefim paranın orada çok uzunca bir süre kalması. Arkadaşlar hiç uzatmadan lafı zaten e, <laughs> klasik videodur. 10 dakikaya tamamlamaya çalışır. Ben size Kaç para çektiğimi son dakikada göstereceğim. Evet. Çektiğim parayı şurada görüyorsunuz. Bu AdSense hesabıma yatan para. Şurada görüyorsunuz. 252 TL gibi bir tutar. Benim hesabıma yattı. Youtube'daki toplam kazancımı da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Tutarı gizlemeyeceğimi söylemiştim. Şurada gördüğünüz 473 TL gibi bir tutar kazandım. Youtube'dan şu ana kadar bu paranın ortalama dediğim gibi 150-160 TL'si gibi tutar. Arada kayboldu ama burası toplam hala gösteriyor. O yüzden ben video çekmeye devam edeceğim. Youtube ile ilgili videolar da çekmeye devam edeceğim. Siz de bu videoyu beğendiyseniz benim videolarımı tüm videolarımı beğeniyorsanız alt taraftan Youtube kanalıma abone olmayı ve destekleriniz için beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.